Merhabalar, ben Kötü İskröp'te ve Kasa'nın 49. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölüm ne olacak diye soracak olursanız ilk olarak yeni kayıt sistemimi deniyorum. Biraz uğraştırıcı oldu. Neticede daha önce hiç mikser ya da profesyonel ses kartı kullanmadım. İkincisi, yeni bilgisayarı deniyorum. Biraz optimizasyon falan yapmam gerekecek. Kaldı ki hani dünya zaten kasıyor biraz. Uzaya taşıyacağım sanırım en kısa zamanda. Üçüncüsü, bu bölümü yapacak bir şey buldum. O da... Steve's Factory Manager'ın kullanmak. Selam domuzlar. Kasayı bu bilgisayara yeni aktardım. O yüzden... Ufak performans problemleri var. Optimizasyon etmem lazım. Vesaire vesaire. Ve şu anki... Makinelerin sesi bana çok fazla geldi. Mikserden kıstım hemen. Mikser bu yüzden avantajlı oluyor. Ben daha önce craft etmiş miyim? Hayır, etmemişim. O zaman ne yapıyoruz? Evet. Steve's Factory Manager diyoruz. Bu bölüm bu arada kısa bir bölüm olacak. Onu söyle. Aslında craft etmiş olmam lazımdı benim. Benim craft etmiş olmam lazımdı. Bu arada şu CF powder'lar nedir diye soracak olursanız şu şekilde yapılıyorlar ve nerede işleniyor diye soracak olursanız burada işleniyorlar. Onların ne işe yaradığından birazdan bahsedeceğim. Harbiden Steve's Factory Manager craft etmiştim diye hatırlıyorum. Ondan açlıktan ölmeyelim. Hadi bakalım. Kısa bir bölüm olacak bu arada. Onu tekrardan hatırlatayım. O zaman bana 9 redstone. Yay. Aşağı bakalım, belki şu aşağıdaki chest'i unutmuşumdur. Hayır, burada unutmamışım. Buranın output chest'inde de unutmadım, evet. Evet, kesinlikle craft etmemişim. Çok unutmamıştım. Evet, o zaman ne yapıyoruz? Seni alıyoruz. Sonra sen geliyorsun şöyle. Bize bir inventory manager craft ediyorsun. Ardından inventory cable'lar. Ne istiyor? Tamamdır. O zaman inventory cable'larımız da gelsin. 32 tane. Ve burada ufak bir sistemi disable edeceğiz. Buradaki düzen tamamen değişecek bu arada. Sen kısa bir süre disable kal. Şimdi size Steve's Factory Manager, Steve's Factory Manager bunu yaparken aklıma gelmemişti. Onun çok ufak, minik bir avantajı var. Bu minik dediğime aldanmayın, bu tamamen sarkastik bir minikti. Avantaj şu, lanet şey, bunun aksine lag yapmıyor. Evet. Şimdi gel gelelim şuraya. Interface gelsin. Senin çıkışın... Yukarı olsun senin de. İkinizin de, hepinizin çıkışı yukarı olsun. Ve şimdi gel gelelim Inventory Manager. Seni nasıl yerleştireceğiz? Şu üste yerleş. Ardından şöyle kablolar yerleşsin. Evet. Inventory cable'larımız da hazır. Ve tuhaf bir arayüzle karşı karşıyayız. Bu nedir diye soracak olursanız. Evet. Grup yarattım.
ilk olarak. Daha rahat çalışabilmek için. Aslında gruba da ihtiyaç yok burada. Şu an sileyim bunu. İlk olarak yaratmamız gereken şey bir trigger. Yani çalıştırma komutu. Bununla uğraşmamıza gerek yok. Standart ayarları iyi. Ardından da input. Input'umuzu ayarlayalım bakalım. Hangi inventory input olacak? Tabii ki de bu. Ardından da target down. Tamamdır. Bunun targeti o kadar önemli değil. Diğer makinelerde önemli olacak. Bunu whitelist'ten blacklist'e alıyorum. İstediği her şeyi alabilsin diye. Tamamdır. Input'umuz hazır. Bağlayalım. Şimdi bu makineler ne istiyor? Sen iron plate. Sen steel plate. Sen alüminyum. Sen titanyum. Tamamdır. O zaman sen bir adet alüminyum, sen bir adet titanyum, sen de bir adet. Şundan al sürekli. Disable etmiştik zaten. Bir tane de iron. Evet. Ve şimdi output kısmına gelelim. Create output. Evet. Şimdi inventory olarak sen hangisisin? Şimdi output test edeceğiz. Bu hangisi diye. Şu ya da şu. Zekor bu 140 42 40. Tamamdır. Yani sen busun, tamam. O zaman seni ayarlayalım hemen. Target up. Tamamdır. Items whitelist. Sadece iron ingot istiyoruz senden. Hatta ve hatta sağ tıklayarak bunu açıyoruz. Sadece bir adet. Tamam, ore dictionary support'a getiriyorum. O önemli değil ama diğerlerinde önemli olacak. Tamamdır. Bu hazır. Şunu bağlarsam eğer bu buraya da bir iron atarsam bunun bu iron'ı oraya taşıması lazım. Ama taşımadı. Hayret. Down diyelim. Hı, tamam. Ha, output'unu aşağıya almıştım ya. Neyse, o zaman down aktif ederiz bunları. Tamamdır. O zaman bu sürekli down alacak. Evet, gördüğünüz gibi aynı şekilde çalışıyor ama çok daha lagsız. Tamamdır. Devam edelim. Bunlara da aynı şey yapılacak. Ama burada ufak bir problemle karşılaşacağız. Buna birden fazla output bağlanamıyor. Bunu yapmanın çözümü sen miydin? Follow, flow. Evet. Split diyoruz. Bir output'u 5 output, bir input'u 5 output'u çıkartıyor. Ama bize bundan önce 2 tane lazım. Çünkü ilk olarak şunu yapacağız. Hadi bakalım. Sen gel. Sen gel. Sen gel. Tamamdır. Iron'ımızı tamamladık.
Sanırım bu tamam. Evet. Bu mantıklı diğer. Hepsini de yapıyorum. Yapmamız gerekecek. Bu output'u buna atmış olduk. Ardından yapmamız gereken şey diğerlerini ayarlamak. Diğerlerini ayarlamadan önce bir şey yapacağım. Ve bir adet de output. Şimdi input'umuzu ayarlayalım. Inventory'ler. Bunlar. Target. Up. Ve item'lar blacklist. Eğer sorun yaratırsa onları hallederiz. Inventory de bu. Target fark etmez. Tamamdır. Şu an bütün plate'lerim evet bunu aktarması lazım. Evet mükemmel bir biçimde çalışıyor. O zaman kamera arkasında ne yapacağımı biliyorsunuz. Bunları dizmek. 11 dakikalık bir bölüm olmuş. Test bölümü için güzel bence. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftenin günler, iyi eğlenceler. Keşke bunu söyleyebilseydim.